Günaydın. Medya Kritik başladı. Yücel Koç ve ben Fuat Uğur karşınızdayız. Bugün sevgili seyirciler, evet, Suriye'de bir katliam var sevgili seyirciler. Biliyorsunuz ve bu 6 yıldan beri devam eden katliam Beşar Esad adlı katilin orduları tarafından gerçekleştiriyor ve onun da stepneleri var. DAEŞ, YPG, PKK ve PYD adlı terör örgütü hep birlikte Suriye halkını katlediyorlar. Bu alçakça, haince, şerefsizce katliamın sorumluları ne yazık ki dünya kamuoyunun gözü önünde bunu yapıyorlar. Ve işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünyaya yelken açalım diyen dünya, barışsever, insan hakları ihlallerini takip eden ve artık insan hakları ihlallerine izin vermeyeceğini ifade eden, çeşitli uluslararası sözleşmeler imzalayan dünya ne yazık ki kimyasal silah kullanımına bile sessiz kalıyor. Kırmızı çizgimiz, bilmem mavi çizgimiz, cart çizgimiz, curt çizgimiz demelerinin hepsi boşa ve fiyasko laflar. Şimdi bir vicdan konvoyu var, kadınların vicdan konvoyu var ve şu anda Yeni Kapı'dan hareket edecekler. Ha. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu vicdan konvoyu 2 gün sonra Hatay'da olacaklar ve Suriye sınırından bütün dünyaya seslenecekler. Bu, öncelikle bu vicdan konvoyu hareketini düzenleyenleri tebrik edelim. Çünkü İnsan Hakları ve Adalet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez ve İHA öncülüğünde gerçekleştirilen ve 450 STK ve dünyanın 55 ülkesinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bir vicdan konvoyu. Şu anda Yeni Kapı Meydanı'nda hareket etmek üzere. Eğer İHA muhabirimiz oradan bağlanırsa bizle bağlantı kuracak ve biz bunu konuşmak istiyoruz hakikaten. Neden önemli Yücel? Mahmut Övür bu konuya yer vermiş. İstersen ondan bahsedelim. Biraz önce de değindiğimiz gibi. Yani 2000'li yıllara gelindiğinde küreselleşen ve küçülen dünyada artık insanlık suçlarının kolay kolay işlenmeyeceği sanılıyor ve insanlık suçu işleyenlerin de affedilmeyeceği belirtiliyordu. Niye? Dünya korkunç bir faşizm, nazizm tehlikesinden yeni çıkmıştı ve artık iyi bir ders alınmıştı ve bu dersin ışığında da başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinin hiçbirinin bu tür ihlallere izin vermeyeceği belirtiliyordu ama hem ABD hem Avrupa ülkeleri Afrika'da olsun, Orta Doğu'da olsun adeta bu ülkeleri laboratuvar haline getirdiler ve Afganistan'dan Suriye'ye, Irak'tan Libya'ya kadar insan hakları, insanlık suçları işlenmeye devam etti. Kimyasal silah kullanımına bile Mahmut Övür'ün de yazdığı gibi sessiz kalındı. Ben hiç bilinmedik bir şey anlatayım mı size? Evet. Sene 2013'te Suriye'den gelen bir bayandan dinledim bunu. Kadın yaşadığı dehşeti anlattı orada. Bir köy düşünün. Bütün erkekleri, kadınları hepsini topluyorlar. Bir pancar fabrikasına götürüyorlar. Önce erkekleri atıyorlar. Evet. Sonra annelerinin gözü önünde çocuklarını atıyorlar. Hı hı. Ve en son kadınları atıyorlar. Söylediği şey şuydu. Oradan bir insan sadece bir kibrit kutusu boyutunda çıkıyordu. Korkunç. Korkunç. Tek kelimeyle. Artık bununla kelimelerin yetersiz olduğunu görüyoruz. Gerçi Bahçeli, Devlet Bahçeli çıktı konuşuyor ama MHP'li dostlarımız bizi affetsinler. Bir küçük şey daha eklemek istiyorum. Şimdi bu vicdan konvoyu, İHK ve İHA öncülüğündeki gerçekleştirilen bu vicdan konvoyunun asıl önemli bir nedeni de şu. Suriye'deki Şam rejiminin cezaevlerinde 13.581 kadın işkence ve tecavüze maruz kaldı ve cezaevindeler ve 417'si kız çocuğu, 6.736 kadın hala aynı acıları yaşıyor ve işte bu onların kiminin eylemlere katıldığı için, kimi de kocası ya da oğlu eylemlerde var olduğu için cezaevinde rehin olarak tutuldukları biliniyor. İşte bu vicdan konvoyu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de orada burada dandik gösteriler yapacaklarına gitsinler, bu vicdan konvoyuna katılsınlar eğer vicdanları varsa. Ama, bence. Ama siz bunu kimden bekliyorsunuz? Esad'a bugüne kadar 7 yıldır bir tek laf etmeyenlerden bunu bekliyorsunuz. Bekliyorum. Umutsuzca bekliyorum. Maalesef. Hala vicdanlarında hala bir küçük bir temiz parça vardır diye umut ediyorum. İnsanlık adına. Erdoğan Esad'la görüşsün diye baskı yapanlar 7 yıldır Erdoğan'a demediğini bırakmayıp Esad'a tek kelime etmeyenlerden bugün bu vicdanı beklemek bence nafile bir çaba. Evet. O öyle bir ülke ki kurşunla bir yakını, bir çocuğu öldüğü zaman insanlar seviniyorlar orada.
Evet. En azından işkence görmedi diyorlar. Yani maalesef. Maalesef yani. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz ve bunu savunanlardan bahsediyoruz. Evet. Evet, şimdi Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasına geçeceğiz. Eğer bu vicdan konvoyuyla ilgili hala orada kadınlar toplu halde bulunuyorlarsa ve Bahçeli'nin konuşması bittiği sıraya denk gelirse canlı olarak bağlanacağız ve bu konuda sizleri bilgilendireceğiz sevgili seyirciler. Şimdi Devlet Bahçeli ile sizi baş başa bırakıyoruz. Evet, Medya Kritik devam ediyor. Yücel Koç ve ben Fuat Uğur yeniden sizlerle birlikteyiz ve Devlet Bahçeli konuştu. Ama hemen bizim kadınların başlattığı vicdan konvoyu yürüyüşünden bahsetmemizin hemen arkasından Devlet Bahçeli de kadınlarla ilgili, kadın cinayetleriyle, kadına yönelik şiddetle başladı konuşmasına. Senin dikkatini çekti ve Bahçeli'nin çok o sözü nereden alıntıladı? Onu kaçırdım ama. Evet, ben de kaçırdım onu. Evet, çok muhteşem bir söz. Yani evet, bu tarihe geçecek bir söz. Gerçekten kim söylediyse bunu ya da Bahçeli söylediyse gerçekten muhteşem bir söz. Kadınlar insandır, biz de onların doğduğu insanoğlu. Kadınlar insandır, bizler insanoğluyuz. Bizler de insanoğluyuz, evet. Yani onların doğurduğu insanların insanoğluyuz. Yani bu kadar basit. Kadınlar insandır. Şimdi bu mottodan yola çıktığımız zaman kadınların hayatımızdaki ve dünyadaki yerinin ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve kadına şiddet, kadına eziyet. İşte sonuçta Türkiye'de kadına şiddetin en çok yaşandığı ülkelerin içinde yer alıyor. Ve ama öte yandan Neşet Ertaş'ın sözüymüş. Öyle mi? Evet, Neşet Ertaş'ın. Tebrikler. Reji hemen buluyor. Tarık hemen gönderdi bilgiyi. Neşet Ertaş'ın yani tabii. O bir filozof. Düşünür filozof. Çünkü Neşet Ertaş değil mi? Yani ondan çıkması çok muhtemel. Yani helal olsun Bahçeli de bu sözü iyi ki hatırlattı. Hayatımıza soktu. Biz Böyle bir söz de Neşet Ertaş'a yakışırdı. Neşet Ertaş'a yakışırdı bu söz. Evet, şimdi öte yandan sadece Türkiye'de şiddet değil, dünyanın her yerinde şiddet var. Ve burnumuzun dibinde Suriye'de Beşar Esad katili ve katilleri toplam 6000 kadını rehin tutuyorlar. Ve binlerce kadının işkence ve tecavüze uğruyor. Şimdi vicdan konvoyu bunun için çıkıyor yola. Şimdi ne yazık ki Bahçeli konuşurken basın toplantısı yaptılar ve yola çıktılar. Canlı bağlantı yapamadık ama hakikaten de bu korkunç olaya dikkat çekmek için dünyanın 55 ülkesinden katılımlar var ve 250 sivil toplum, 450 sivil toplum kuruluşu da bu konvoya katılıyor. Şimdi bu çok önemli görüntüleri izliyoruz şu anda. 6000 kadın Suriye'de rehin gerçekten de söyleyelim 6736 kadın. Ve Suriye zindanlarında şimdiye kadar 13.581 kadın işkence ve tecavüze maruz kaldı. Mahmut Övür'ün bugünkü yazısında detayları var. Bu çok önemli. Hakikaten Türkiye'deki bütün kadın örgütlerinde bu vicdan konvoyuna destek vermelerini bekliyorum ben. Yani biri diğerini dışlamıyor Yücel bana göre. Türkiye'deki şiddetle Suriye'deki şiddet birbirini dışlamıyor. Tamam. Yani biz dünyada yaşıyoruz. Küçülen ve küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz ve hemen burnumuzun dibinde bizim komşumuzda kardeşlerimiz, kadınlar işkence görüyor ve eziyet görüyor. Sırf eşleri muhalif saflarda diye rehin tutuluyorlar, tecavüze maruz kalıyorlar. Bu ülkede şiddet gören, katledilen kadınlara tepki gösterdiğimiz kadar buna da tepki göstermek zorundayız. Sadece buna değil, Avrupa'nın herhangi bir yerindeki kadına da yönelik şiddet varsa, Amerika'daki kadına yönelik şiddet varsa hepsine aynı tepkiyi göstermeliyiz. Göstermek zorundayız. İnsanlığımız bunu gerektiriyor çünkü. Ben defalarca bizim muhabir arkadaşlarımızdan şunu istedim. Suriyeli kadınlara işleyin kardeşim. Evet. Bunlara sahip çıkmak için bir bilinç oluşturmamız lazım. Suriyeli bir toplumu bence ayakta tutan şey kadındır. Onu muhafaza eden, koruyan her şey kadından geçiyor. Suriyeliler eğer bir gün ülkelerine dönecekse, oradan ayrıldıkları gibi yeniden bir yaşam kurmaları için kadınların gittiği gibi dönmesi gerekiyor. Evet. Bak, bu kadar basit. Evet. Ve bunu sağlamak için toplumsal bilinç oluşsun diye ben defalarca haber yaptırdım. Dosya sayfa sayfa haberlerini yayınladım bunu. Suriyeli kadınlara bizim sahip çıkmamız lazım. En başta kadınlara ve çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor. Yani sadece Suriye'de ki kadınlar değil mesele. Aynı zamanda Türkiye'de misafir ettiğimiz
kadınlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Çok doğru söylüyorsun. Hele ki bizim gibi bir toplum. Onlar bizim kardeşimiz. Aynı soydanız. Birbirimize o kadar yakınız. Yüzlerce yıl birlikte yaşamışız. Sonra birisi İngiliz gelmiş, aramızda bir çizgi çizmiş. Hepsi bu kadar yani. Evet, aynen öyle. Bunlar bizim kardeşimiz. Ve bizim bunlara olabildiğince ihtimam göstererek, muhafaza ederek bir gün geri dönecekleri zamanda geldikleri gibi geri göndermemiz lazım. Eski Suriye, eski hayatlarını yeniden oluşturabilmeleri için bence bu konuda da bilinç oluşması lazım. Evet. Bir taraftan Suriye'de yaşananlar var. Çok büyük vahşet var, katliam var. Bizim içimizde buna hiçbir şey demeyenler var. Programın en başında konuştuğumuz gibi. Bu katliamı yapan adama bugün git Erdoğan onunla barış diyenler var. Maalesef. Yapılan bunca şeye rağmen bunu söyleyebiliyorlar. Çünkü onlar bugüne kadar Esad'a tek kelime etmediler. Hatta ne yaptılar? Çok o katliamları yaparken, işte biraz önce bahsettik ya, insanları pancar makinelerine atıp da bir kibrit kutusu kadar, annenin gözünün önünde çocuğunu atıyorlar, kibrit kutusu kadar getirip önüne koyuyorlar. Daha bunun ötesinde bir insanlığın göreceği bir vahşet yani, var mı? Böyle bir vahşet. Ve böyle dönemlerde, böyle günlerde Esad'a kimler heyet gönderdi biliyoruz değil mi? Evet. Hangi partiler gitti? Kafileler halinde Esad'a gittiler. O partilerin heyetlerinin içine kadınlar da vardı. Kadınlar da vardı. CHP'li kadınlar vardı. Bir tanesi Esad'a katliamı durdur dedi mi? Demedi. Hiç böyle bir açıklama görmedik. Evet. Çünkü diyemezlerdi zaten. Evet. Onlar oraya başka bir şey için gittiler. Erdoğan'ı nasıl deviririz? Ve Gezi olaylarında Suriye bayrağını hatırlıyor musunuz? Evet. Esad'ın bayrağını. Gezi olaylarında Esad'ın bayrağını dalgalandırdılar. Evet. Bizim Taksim Meydanı'nda, Gezi'de Esad'ın bayrağını salladılar ya bu insanlar. Diktatör dedikleri bir liderin yönettiği Türkiye'de Esad'ın bayrağını dalgalandırdılar ve Türkiye'de demokrasi yok dediler. Gittiler Esad'ın kuyruğuna takıldılar ama Esad'ı kutsadılar. Esad'ı kutsadılar, Erdoğan da diktatör oldu. Evet, o da diktatör oldu. Ve diktatör Erdoğan'ın Türkiye'sinde Hüsnü Mahalli diye bir adam var. Doğu Guta'daki katliamlar ortada. Birleşmiş Milletler yardımların, insani yardımların, Doğu Guta'ya insani yardımların gidişini Esad rejimi engelliyor diye açıklama yapıyor bu arada. Ve yüzlerce çocuk, kadın, erkek katlediliyor. Ve Hüsnü Mahalli diye bir adam var. Diktatörün Türkiye'sinde Twitter'da yazı yazıyor. Diyor ki, bir fotoğraf paylaşıyor. O fotoğrafı da işte görüyoruz. İşte Alevi çocukları kafeslere koyup Guta'da böyle sergiliyorlar diyor. Ve bu fotoğrafın daha sonra da biz bakar bakmaz anladık ve hatırladık. Dedik ki be alçak, be aşağılık adam. Bu fotoğraf DAEŞ'in bir Ürdünlü pilotu yakması üzerine Ürdün'de çocukların düzenlediği bir protesto gösterisi. Ona ait bir fotoğraf. Utanmıyor musun? Utanmıyor musun böyle bir fotoğrafı Alevi çocukları kafeslere koyuyorlar da gösteriyorlar diye yalan söylemeye, böyle bir şerefsizliği yapmaya utanmıyor musun dedik. Çünkü hayatları bunun üzerine ve bu yalanlar üzerine kurulu. İşte diktatörün Türkiye'sinde bunlar yapılıyor. Ama onlar asıl diktatörün, gerçek diktatörün ayağına gidiyorlar, kucağına oturmaktan asla çekinmiyor. Asla çekinmiyorlar. Bundan utanmıyorlar. Yüzleri kızarmıyor. Acilcilerin başı Mihraç Ural. Evet. Reyhanlı'da bomba patlatıp 54 vatandaşımızı şehit ettiği zaman, katlettiği zaman. Aleviler geldi, burada katliam yaptı dediler mi bu adamlar? Demediler. Demediler. Demezler. Evet. Ama böyle yalan üretirler sürekli. Yani Esad'ın yaptığı katliamlardan... Mezhep üzerinden insanları birbirine düşürmek gibi bir nüve var bunlarda çünkü. Tıpkı Kürt meselesinde yaptıkları gibi. Orada Esad'ın yaptığı katliamları ve hiç ses etmedikleri, tam tersine destekledikleri Esad'ın katliam fotoğraflarını alıp Türkiye Afrin'de sivilleri katlediyor gibi yaydıklarını düşünelim. Evet. Bu da aynı hadise. Aynı bir taraftan hadise. Kürtleri kışkırtmaya çalışıyorlar. Kürt vatandaşları kışkırtmaya çalışıyorlar. Özellikle bizim içimizdeki. Bir taraftan Alevileri hareketlendirmeye çalışıyorlar. Evet. Ve ama bunlar özellikle Afrin'le ilgili yayınladıkları fotoğrafların tamamı Esad'ın katliamları. Seçiyorlar. Türkiye yapmış gibi yayınlıyor. Ve siz bunun doğrusunu yayınlıyorsunuz. Diyorsun ki bak bu yalan. Bu da gerçeği. Hiç utanmıyor. Tarihleri bu.
Onlar yayınlamaya devam ediyor. Evet, hiç utanmıyor. Bak bu özellik Kılıçdaroğlu'nda da çok var. Evet. Siz ona ne söylerseniz söyleyin, istediğiniz gibi yalanlayın, istediğiniz kadar çürütün. O kendi bildiğini söylemeye ısrarla devam ediyor. Evet, ısrarla devam ediyor. Evet. Enteresan. Bu tesadüfen yapılmış bir şey olamaz. Robot sendromu bu. Robot sendromu. Şimdi bugün Salih Tuna yazmış. Kılıçdaroğlu talimat vermiş. Çünkü çok güzel bir yazı yazmış Salih Tuna. İşte partide birisi şehitler ölmez, vatan bölünmez lafından tiksiniyor. Bir tanesi domuz eti yiyor, bir tanesi bilmem ne yapıyor, bir tanesi başka bir şey söylüyor. Ve çok işte bir tanesi Türkiye-Suriye savaşırsa Suriye'nin yanında olurum. Bir tanesi diyor ki İran'la Türkiye savaşırsa ben İran'ın yanında olurum. Böyle milletvekillerinden oluşan bir parti söylem birliği istemiş. Bundan sonra benim konuşmalarımı dinleyin demiş. Şimdi hatırıma o geldi sen söyleyince. Benim konuşmalarımı dinleyin, benim konuşmalarım dışında çıkmayın demiş. Şimdi o partililer ne yapsın? Kendisi o kadar çark ediyor, o kadar oynak ki kendi konuşmalarına sadık kalmıyor ki. Sürekli değişiyor adam yani. Sürekli kendi konuşmalarını inkar ediyor. Yani yalan söylüyor, yalanı ortaya çıkıyor, başka bir yalan söylüyor. O çıkıyor başka bir yalan, o çıkıyor başka bir yalan. Durmadan yalan devam eden bir adam var. Bir android, bir robot var. Yani bu adam kurgulanmış ve sinirleri alınmış bir robot. Adeta. Sürekli onu takip etseler şöyle bir şey çıkacak bu sefer. Toplu halde dün söylediklerini bugün yalanlamaya başlayacak. Evet, aynen öyle. Günübirlik daha toplu bir sesle söylemiş olacaklar aynı çarkları. Bence talimat verse, tamamen sustursa daha iyi olur. Daha iyi olur. Kendisi bence, açısından bence de çok öyle. Doğru bir yöntem gibi gelmedi bana. Evet. Şimdi Beşar Esad de demiş ki Afrin'e gidenler, girenler, yani iştibat yolundan girenler, sevk edilenler rejime bağlı güçler demiş. Ben Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun haberde de var. İki hafta önce dediğini haber hatırlatmış. Ben onu tekrar ediyorum ve bu meseleyi kapatmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü YPG ile Esad'ın anlaştığı iddialarına dair bir açıklamada bulunmuştu. Mevlüt Çavuşoğlu, %1500 destekliyorum. Bomba gibi açıklama. Esad rejimi YPG'ye destek için gelirse bizi durduramazlar demişti Çavuşoğlu. YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya o ülkedir. YPG Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor. Güven bunalımının sebebi ABD'dir. Bize verilen sözler tutulmadı demişti. Yani şu lafı tekrar edelim. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir. Yani Esad rejimidir. Sen şimdi yıllarca PKK'yı Beka Vadisi'nde besle, büyüt. O zamanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaaflarından istifade et ve bize Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemlerini besle. Şimdi bundan sonra geçti kardeşim. Bundan sonra senin sınırların içinde beslediğin terör örgütleri mücadele edeceğiz ve bu anlama geliyor bu. Aynı zamanda sen onlara destek verirsen seninle de mücadele edeceğiz anlamına geliyor bu. Bence oturup bir daha düşünsün Beşar Esad. Bu arada yakın zamanda 28 Şubat, özellikle ulusalcıların yani 28 Şubatçı zihniyeti de savunan, bir taraftan biz bugünlerde mesela bunlarla bir fikir mücadelesi yürütüyoruz. Diyoruz bir saniye öyle değil. Bir taraftan da bu Esad meselesiyle ilgili onlarla bir fikir ayrılığımız var. Ciddi fikir ayrılığımız evet. var. O ne? Bunlar şunu savundular. Esad burada YPG ile işte mücadele ediyor. PKK'ya karşı mücadele veriyor. Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Hı hı. Oysa ki hiç öyle olmadı. Ortaya çıktı işte bugün evet. tablonun. Evet. Ve günlerce bunu yayarak hatta manşet atlar biliyorsunuz Erdoğan'a. Evet. Ya Esad'la görüş ya da istifa et falan evet, diye. Evet, evet, evet. Evet, aynen öyle. Çok iyi hatırlıyoruz. Ne oldu şimdi? Evet. Sesleri çıkmıyor. Ya sesleri çıkmıyor. Bugün başka bir şey söylüyorlar. Hiç onu görmezden geliyorlar. Yani şu Aydınlık Gazetesi, ben isim vererek konuşurum biliyorsun. Aydınlık Gazetesi, Doğu Perinçek, Afrin'e giden, YPG'ye destekleyen güçler, bize bağlı güçler diye açıklama yaptı. Resmi açıklama bu. Tamam. Söyle bakalım Sayın Perinçek, ne diyorsun bu açıklamaya? Ne diyorsun bu açıklamaya? Hadi konuş. Konuş bakalım, konuşabilirsen şahit. Yüzün varsa konuş. Yok öyle bir şey hikaye. Bak, Birleşmiş Milletler'den bir Afrin açıklaması da var. YPG sivillerin tasfiyesine engel oluyormuş. İşte durum ortada yani. Durum Kesinlikle. Ortada. Esad da engel oluyor. Evet, YPG de engel oluyor. Evet. Şimdi biraz şu FETÖ'den bahsedelim. Dün FETÖ ile ilgili çok enteresan şeyler oldu. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'ın kuruluşun 150. yılı nedeniyle Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi ve konuştu. Enteresan laflar söylemiş ve direkten döndük diyor.
Evet. Direkten döndü. Hande Fırat'a konuş. 15 Temmuz darbe girişiminin 3 kırılma noktası olduğunu söylüyor. Ve yeni alınan hakim ve savcıların %50'sinin 2 ya da 3 yıllık olduğunu belirtiyor. Bunları yetiştireceğiz. Birçok kararın Pensilvanya'da verilip burada uygulandığı bir yargıdan şimdi daha genç ama daha duyarlı bir yargıya geçeceğiz demiş. Ve şimdi onunla aynı gün olana bakar mısın? Avukatlıktan hakim ve savcılığa geçecek yaklaşık 1000 hakim ve savcı adayının 150'den fazlasının FETÖ bağlantılı olduğu anlaşılınca Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak kura töreni ertelenmiş. Ya işte FETÖ'nün ne büyük bir tehlike olduğunu şimdi görüyoruz. Evet. Ya. Ha, evet. Biraz bu işlere aman o kadar da gitmemek lazım, biraz insaflı evet. olmak lazım, biraz merhamet bekleyenler var ya. İşte bunlara bu ders olmalı. Bak bizim Türkiye Gazetesi'nde bugün manşetinde evet, bu var. 15 Temmuz'un sonrasında bile adamlar soru çalmaya devam etmişler. Evet. Bakın 2016 Türkiye Gazetesi'nin manşetine getirelim. Aralığına kadar adam FETÖ soru çalmaya, içeri yani. Sızmaya devam ediyor. Hala devam ediyor. Evet. Ve bugün devam ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bundan emin değiliz. %100 evet. garantisini verebiliyor muyuz? FETÖ evet, hala soru çalmıyor, hala içeri sızmıyor diyebiliyor muyuz? Evet. Diyemiyoruz. Evet, evet. İşte karşımızdaki ne büyük bir bela. Bunlara merhametle yaklaşırsak ülkenin bekası tehlikeye girer. Evet. Yani elbette ki kurunun yanında yaş dayanıyor. Elbette ki olumsuz şeyler de oluyor. Ama bunlar emin olun yüksek oranda değil yani. Evet. Şimdi bu alçaklar yargılamalardaki yani şu düşün ki on binlerce bir insanın, on binlerce FETÖ'cünün yargılanması söz konusu. Bu kadar kapsamlı, cesameti bu kadar büyük bir yargılama sürecinde ufak tefek hatalar olmuyor mu? Oluyor. Dikkat edilmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani peki biz bu konuda uyarılarımızı yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Bugün Resul Tosun da var mesela. O da uyarısını yapmış. Ve onu da eğer vaktimiz kalırsa söyleriz. Bazı konularda hakimleri ve yargıçları, mahkemeleri uyarıyor. Yani eldeki delilleri değerlendirin diyor. Çünkü diyor bizde şu kanaat uyanmıştır diye karar vermeyin. O 17-25 Aralık öncesi bir şey bir delilmiş gibi ortaya konmuş, onu eleştiriyor. Evet. Ha, burada bir haklılık payı var. Haklılık yani 17-25 öncesi ise bunu kale almaman lazım. Çünkü evet. 17-25 öncesine gidersen... Evet. Yani bu konuda başka bir yere gidiyor. Ne yapıyoruz? Uyarıyoruz. Yani yargıdaki ufak tefek hataları düzeltiyoruz. Bugün Nedim Şener tweet atmış. Diyor ki FETÖ mağdur değil, mağluptur diyor. Çünkü bak bu konu çok ayrım çok önemli. Nedim Şener'in dikkat çekti. Mağdur değil, mağluptur. FETÖ devleti yıkmaya kastetmiştir. 250 insanımızı şehit etmiştir. 2500 insanımızı yaralamıştır. Devleti kadrolarına sızmıştır. Devleti çalışamaz hale getirmiştir. Devletin geleceğini karartmıştır. Devletin 20 yılını, 30 yılını, 50 yılını çalmıştır FETÖ. Doğru. Bu ülkeye yapılan kötülükte imzası olan bir örgüttür. En büyük kötülüğü yapmıştır. Bin yıllık tarihimizde bu topraklarda yaşayan gelmiş geçmiş tüm devletlere yapılan en büyük kötülüğü FETÖ yapmıştır. Bunu bilmek ve bunu asla unutmamak gerekiyor. Bunu herkes bilsin. Yani o yüzden de bir takım sosyalistler, işte Ufuk Uras'ı bugün çok eleştirdim yazımda, bugün 28 Şubat sürecinden daha kötü ve vahim bir sürecin içindeyiz. Ve hiç bu kadar kötü durumda olduğunu görmemiştim diyebiliyorsa şayet 28 Şubat sürecini tekrar hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bunu da yazdım. Fukuras'ta tartışmalarımız 28 Şubat ama. FETÖ'yü güçlendirdi. Kimse kusura bakmasın. Evet. 28 Şubat FETÖ'yü güçlendiren bir süreçtir. Evet. FETÖ'ye dokundunuz mu siz 28 Şubat döneminde? Ne yaptınız ki FETÖ'ye? Şimdi bunu dilinize doluyorsunuz yani. Evet. Kusura bakmayın. Evet. FETÖ elebaşını her gün manşetlerden yayınlayan, televizyonlarda röportajını yayınlayan ben değildim. Evet. Doğru. 28 Şubat'ın altyapısını kim oluşturuyorsa onları yayınlıyorlar. Evet. Ve 28 öyle. Şubat'tan sonra FETÖ'nün okulları, işte bankasyası, osu, busu her şeyi nasıl gelişmiş bir inceleyelim o zaman beraber oturalım bakalım. Evet. Sivil ayağı bir dokunulsun. Bunların hepsi ortaya dökülsün bir görelim bakalım. Ve şunu söylemek lazım. 28 Şubat'ta okullarından başörtüsü nedeniyle ya da görüşleri nedeniyle ordudan, akademiden, işlerinden atılan, cezaevlerine takılan binlerce insan devleti yıkmaya kastetmemişlerdi.
devlete darbe yapmamışlardı. 250 insanı şehit etmemişlerdi. 2500 insanı yaralamamışlardı. Devlete sızıp devleti ele geçirmeye kalkışmamışlardı. Bu insanlar masum, mağdur insanlar. Şimdi sen bugünkü adı mağdur diye adlandırılan bir takım yaratıklarla 28 Şubat sürecinde mağdur olan binlerce insanı nasıl mukayese edersin ve bunu nasıl bir FETÖ'cü gazeteye bir beyanat vererek söylersin? Maalesef. Bu kadar açık değil mi ya? Şimdi bu 15 İsmail Hakkı Karadayı'nın, o dönemin genelkurmay başkanı, FETÖ'cüleri karargâhta ağırlamasının cevabını verebildiler mi? Versinler mesela. Yani biz kapısının önünden geçemezken bu FETÖ'cüler nasıl girdi genelkurmay başkanının odasında ağırlanıyordu? Hani irtica vardı? FETÖ irtica değil miydi? Bazılarının irtica vardı, bazılarının yoktu. Evet. Kusura bakmasınlar ya. İşte bu eğer 28 Şubat hakkıyla bir gün yargılanırsa, inşallah bu yönde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın umut veren açıklamaları var. Eğer bunlar bir gün hakkıyla yargılanırsa, ben o zaman bugün konuşanları göreceğim işte. Evet. Şimdi son bir haberi daha verelim ve bitirelim. 15 Temmuz'da 44 polisi şehit eden o katil pilotun, o alçağın evinden örgüt talimatı çıkmış. Gölbaşı Özel Harekatı bombaladı ve 44... Mahkemedeki polisi... ifadesinde de ben o gün uyuyordum falan filan diyen bu değil mi? Bu evet. Hüseyin yani. Türk bu adam. Nereye vurduğumu bilmiyordum. Evet. Sonra gittim yattım, görevimi yaptım, yattım aynen falan öyle. Diyen. Bana koordinat verdiler, o koordinatın ne olduğunu bilmiyordum. Ama evinden örgüt talimatı çıkmış. İşte bunlar böyle şerefsiz adamlar. Sonra bunları birileri mağdur diye yutturmaya çalışıyor. Bunlar mağdur filan değil. Bunlar mağlup ve aynı zamanda katil, şerefsiz hainlerden ibaret bir güruh. Bu güruhun da gereken cezayı almaları ve bu cezaları almaları için yargı sürecinde bence hızlandırılması ve sonuçlandırılması gerekiyor bana göre. Çok önemli. Eğer bu ülkede bir diktatör olsaydı, o gece o köprüye çıkan askerler var ya, en azından elebaşlarını tankın içine doldurur, yakar, köprüden aşağı atardı. Bence de bak, öyle. Bu ülkede eğer diktatör olsaydı. Evet, aynen öyle. O tepemizde benim kendi uçağımı düşman adına uçuranlar var ya, beni bombalayan, evet. Alçak uçuş yapan, bildiğin düşman uçağına, Amerikan uçağı gelsin başka bir şey yapmaz yani bu ülkede. O adamı yakaladıktan sonra şimdi onların hiçbirisi yaşamıyor olurdu. Ne yargılamasından bahsediyoruz? İfade alıyoruz, sorguluyoruz. Bir şey söylüyor, doğru mu diye araştırıyoruz. Hala orada delil bulmaya çalışıyoruz falan ya. Ve bu ülkede diktatörlük var, öyle mi yani? Diyorlar ki linç. Linç edilme gayesi olsaydı çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Evet sevgili seyirciler. Yücel Koç ve ben Fuat Uğur. Medya Kritik'teydik bugün. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.